Öncelikle duzlu şerbimiz yok, sıvı şerbimiz. Şimdi ben konuya giriş yapmadan önce şeyi anlatmak istiyorum. Bu İsrail, ondan sonra Siyonizm, işte Holokost falan gibi meseleleri aslında biz Turan abileri falan takip ederek öğrendim. Ben gelmeden önce de bayağı bir video izledim zaten. Benim burada aslında konuşmam belki konuşması gerekenler karşısında hani belki utanırlar falan diye bir düşünceyle çıktım. Yoksa benim mezunum falan değil, ben matematikçiyim zaten. O anlamda sadece konuşma gerekliliği, hani bir genç olarak bunun ızdırabını duyduğum için gerek. Yoksa size çok ekstra bir şey anlatacak falan değilim. Ben de Turan abiden falan bir şey de öğrenmek için de geliyorum aslında. Onun için kabaca ben bir şeyleri anlatayım. Sözü Turan abiye bırakacağım. Şimdi ben gelmeden önce şeyi izlemiştim. Turan abinin bir videosunu izledim. O videoda bahsettiğim bir şey var. Bu Filistin Kurtuluş Cephesi'nin kaybedildiğinde Türk askerinin hatıralarından bahsetmişti videosunda. Oradaki hatıralardan bir askerden bahsediyor. O askerlerden birisi işte Suriye'de kendilerini Şam'da işte içkiye veren, şaraba veren insanlardan falan bahsetmişti. O bunalımda, o bunalım sürecinde. Osmanlı kaybedilmiş ya da işte cephede falan kaybedilmiş. Orada bir askerin bizle görüşmesine sorduğu bir soru var. Diyor ki vatan nedir diye bir sorudan falan, bir hatırasından bahsediyor. Vatan nedir? Ya da vatan neresidir? Geliyor mu ses? Vatan neresidir diye bir soru. Aslında bu hani ne kadar dramatik bir olay olsa da aslında temelinde bana intiba ettirdiği başka şeyler vardı. O da şuydu. Ben aslında o soru içerisinde fikri meselelerin nasıl bütün bir kitleyi ayrıştırdığı, onları nasıl çözdüğü üzerinde falan durmayı daha çok tercih ettim. Olay başlı başına zaten çok dediğim gibi dramatik bir olay. Ama mesela vatan nedir gibi bir mesele üzerinde kitlelerin, hatta devletlerin nasıl ayrıştığını ve o cephenin nasıl kaybedildiğinin fikri temelleri üzerindeki bir şey, ızdırabı olarak gördüm o askerin hatırasını. Onun için bu fikir meseleleri falan anlatırken hani fikir bizde genelde şey olarak anlaşılıyor. Hani bir sos gibi ya da bir şey gibi. Aslında temelde hadiselere baktığımız zaman onları hareket ettirici olarak fikri görmemiz gerekirken biz fikri daha çok hani o işin sosu gibi görüyoruz. Bu anlamda da hani fikri meselelere, ki Kudüs meselesinde daha önceki de birçok meselede de aslında bu fikri meseleler kendisini bize zorla dayatırken biz sürekli bunu elimizin tersiyle bir köşeye itip başka mevzular konuşmayı ya da onun üzerinde rant sağlamayı ya da kendimize oradan bir şekilde bir şeyler kazanmayı falan daha çok hedef edindik. O anlamda yani fikri meselelere çok fazla yanaşan kimseyi görmedim. Mesela ben Kudüs hadisesi olduğu gece televizyonlara falan baktım, hani insanlar ne konuşuyor falan diye. Kimse olayın ne olduğunu bile anlamamıştı yani şey olarak. Hani Kudüs olayı işte birisi ben tanıyorum diyor, Amerika tanıyor falan filan. Orada bir sürü işte akademisyen çıkarmışlar falan. Ama hani kimse Kudüs olayının doğru düzgün ne olduğunu bile anlatamadı. Hani niye öyle bir harekette bulundular, buna dair hiçbir şey söylenemedi. Yani dedim ki fikri eksikliği ya da o meseleye nasıl bakılmasına dair nasıl bakılması gerektiğine dair fikri bir altyapı olması gerekirken iş daha çok işte reklamcılık, propaganda falan gibi hadiseler üzerinden ele alındı. Ondan sonra İsrail'in büyüklüğü, Yahudilerin işte çok büyük şirketleri olduğu falan, işte para mevzuları falan gibi meseleler konuşuldu. Ama genelde şey psikolojisi hakimdi yani. Hani biz onlara karşı ne yapabiliriz ki gibi bir psikoloji hakimdi. Zaten bu psikoloji içerisinde hani meselelere baktığınız zaman zaten kabullenilmiş ya da kaybedilmiş tavrı görüyorsunuz. Kaybedilmiş tavrından sonra da açıkçası mücadeleden bahsetmenin ya da işte intifada bilmem ne falan gibi kavramları kullanmak çok yersiz olduğunu falan hemen anlıyorsunuz. Çok bir şey de vaat etmiyor bu tür şeyler. Şimdi bu Holokost falan meselesini kısaca değineyim. Ben şimdi bunları şey yaparken, araştırırken Holokost diye bir kavram gördüm. Bu kavramın açıkçası ne olduğunu merak ettim önce. Holokost kavramına baktığım zaman bir nevi bizdeki şehitlik kavramı gibi bir şey yani. Kendisini Tanrı için ateşin içerisinde yanan insanları anlamına geliyor. Ve bu Holokost kavramı zaten hepiniz biliyorsunuz işte bu Nazi Almanya'sında işte Yahudilerin kamplara alınması, yakılması falan gibi meselelerden sonra ortaya atılmış bir şey. Bu İsrail falan meselesinde de zaten bu sadece 1948'de falan ya da Nazi Almanya'sından sonra çıkan
ortaya çıkan tabi bir akış içerisinde ortaya çıkan bir mesele değil Holokost meselesi. Yani daha doğrusu İsrail Devleti'nin kuruluşu meselesi aslında sadece Nazi Almanya'sıyla başlayan bir mesele değil. Ta çok önceleri falan filan şeyleri var. Şimdi ben kısaca bunu anlatırken bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi bu Holokost meselesi neden yalan? Yani yalan derken hani mesela ben bunu arkadaşlar anlatınca bana şey dediler işte. Holokost meselesini anlatıyorsunuz da Yahudiler gerçekten öldürülmedi mi falan. Mesela şimdi Yahudiler gerçekten öldürüldü. Ama biz orada sadece şunu gördük. Şimdi buna geçmeden önce başka bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela ya bu Armenya'da doğum bilmem ne falan efsanevi şeyler anlatılırken aslında hep bize bunlar efsane gibi geliyor. Ya da mesela Aydın Çalkundal vardı, vefat etti Allah rahmet eylesin. O bu tür meseleleri anlatınca herkes şey dedi, komplo teorisyeni falan diye bunu şey yapardı, yaptalarlardı. Çünkü İsrail'le ilgili anlatılan bütün hadiseler hep bir efsane gibi anlatılır. Aslında bu şu demek. İsrail'in ya da Yahudilerin tarihine baktığınız zaman Yahudiler sürekli şunu yapmıştır. Yahudiler efsaneleri tarihleştirmiştir. Ve ondan dolayı zaten Yahudilerle ilgili anlatılan bütün hadiseler bize efsane gibi gelir. Ama biz normalde Yahudi tarihine baktığımız zaman zaten efsanelerin tarihleşmesini gördüğümüzden dolayı bize hep efsane gibi gelir. Bunun için hani anlatılan hadiseler işte büyük dünya savaşları bilmem neler işte bunun için altyapıların hazırlanması falan gibi meseleler anlatırken bunlara gerçekten komplo teorisi olarak bakmamak lazım. Şimdi bunlar Holokost dedim ya dini bir kavram olarak ele alınıyor ve dini bir kavram olarak ele alınması ya da böyle bir isimlendirmeyle öne çıkmasının bazı sebepleri var. Buna kısaca değineyim. Mesela Nazi Almanya'sında işte öldürülen sadece şey bir tarafta İngiltere ile savaş var, bir tarafta Fransa ile savaş var Nazi Almanya'sının birçok koldan birçok cepheden Hitler'in bir savaşı falan var çevrede ve öldürülen bir sürü insan var. Ama bunların arasında ne hikmetse tarihi olarak bizim gördüğümüz işte Holokost gibi meseleler işte. Yaklaşık 4 milyon Yahudinin daha sonra bu sayılar üzerinde işte yanlış olduğu, bilmem ne olduğu falan gibi şeyler tartışılıyor. Burada tartışılıyor işte yok 2 milyondu, yok 1,5 milyondu falan gibi tartışmalar oluyor işte. Yahudi katledildi ve bu sanki Yahudi olduğu için yapılan bir soykırılmış gibi davranıldı. Ve bu artı dünyanın gündemine filmleriyle, işte reklamlarıyla yani maddi gücü elinde bulunduran Yahudi bankerleri diyeyim. Onların eliyle bütün dünya şeyini, dünya tarihini bir şekilde manipüle edilerek gösterildi. Ve Holokost diye bir mesele sanki Nazi Almanya'sının oturduğu yerde işte Yahudileri öldürmesi sonucu ortaya çıkan bir mesele gibi lanse edildi. Ve bu tamamıyla tarihin çarpıtılmasından başka hiçbir anlam ifade etmiyordu. Başka bir örnek vereyim. Mesela bu işte Nazi Almanya'sında bazı süreçler devam ederken mesela ben mektuplarla falan ulaştım. Ulaştım derken zaten hani şeylerde falan tarih kitaplarda falan anlatılıyor bu şeyleri. Mesela bazı Yahudiler Hitler'e karşı antifaşist davranışlar yani silahlı eylemler yapıyor bu faşist tavırlarından dolayı. Nazi Almanya'sına karşı bu tür davranışlarda işte boykotlar yapıyorlar. Alman mallarını boykot ediyorlar falan. Çok ciddi anlamda bir şey var, bir başkaldırı var. Bir taraftan da mesela siyonist gruplar falan var. Bu siyonist gruplar da Almanya'yla mektuplaşıyor ve Hitler'le anlaşmaya çalışıyor. İşte eğer siz bizi desteklerseniz, İsrail gibi bir devletin kurulmasında bize destek verirseniz biz bu boykotu kırarız falan filan yaparız. Bu tarz mektuplaşmalar falan var. Ondan sonra da şöyle bir örnek de var. Aynı Yahudi yine, aynı Yahudi. Bu sefer İngiltere mektup yazıp diyor ki eğer siz Hitler'e karşı diyor, bizi desteklerseniz biz sizinle beraber işte bütün maddi, manevi, bütün değerlerimizle beraber sizin yanınızdayız diye İngiltere'de bir mektup bir yazışma falan oluyor. O da basına yansıyor. Yine kendi elleriyle basına yansıyor bu. Ve Almanya'daki Hitler bunu gördükten sonra bu zaten bir savaş sebebi olarak kabul ediyor. Ve bütün kendi vatandaşı olan Yahudiler de dahil bütün Yahudileri kamplara alma gibi bir süreç başlıyor. Şimdi burada ilginç olan bir şey var. Bu mesele tarihe mal olurken, bu Yahudilerin işte soykırımı falan meselesi tarihe mal olurken bu şekilde. Aynı süreç içerisinde mesela Japonya ile Amerika Savaşı'nda aynı tavrın Amerika'nın gösterdiğini görüyoruz. Mesela Japonların, kendi halkı olan Japonları aynı şekilde işte kamplara alma falan gibi meselesini aynı şekilde Amerika gösteriyor. Ama ne hikmetse mesela Amerika'nın Japonya'ya yaptığı bu soykırım ya da işte onları kamplara alması meselesi hiçbir zaman Holokost gibi bir mesele adı altında ya da yani dini bir kisve altında ya da bu şekilde dünyaya mal edilecek şekilde ele alınmıyor. Mesela burada bir örnek vereyim. Daha mevzu açılsın. 5 Eylül 1939 tarihinde İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş açmasından 2 gün sonra Yahudi Ajansı Başkanı Charles Weizmann, İngiltere Krallığı Başbakanı Cornwallis'ine bir mektup gönderdi ve şunları yazdı.
Biz Yahudiler Büyük Britanya'nın yanındayız. Ve demokrasi için çalışacağız. Şu açıklamada da bulundu. Yahudi vekiller insan, teknik, maddi yardım hakkında bütün güçlerinin ve bütün kapasitelerinin kullanılmasına izin vermek için derhal bir anlaşma yapmaya hazırdır. 8 Eylül 1939'da yayınlanan bu mektup Yahudi aleminin Almanya'ya karşı savaş ilanının kesin bir belgesini oluşturuyordu. Ayrıca bu mektup Almanya'ya karşı savaş halinde olan bir halkın tebaaları olmaları dolayısıyla bütün Alman Yahudilerini toplama kamplarında gözetim altına alma problemini gündeme getiriyordu. Nitekim Amerikalılar da Japonya'ya karşı savaşa girdikleri zaman Japon kökenli kendi vatandaşlarını da kamplara almışlardı. Şimdi burada bunların bir sürü örneği var. Yani ben baktığım zaman dedim, ben bir tarihçi değilim ama hani yaptığım okumalarda falan bunları hep fark ettim. Yani bunlarla ilgili bir sürü belge, bilgi var. Ve sadece tarihe mal olmuş şekilde ki Yahudilerin hem basın gücü işte ondan sonra işte propaganda şeyleri falan filan derken bunları dünyaya mal etmesini bilmişler ve bu şekilde propagandasını yapa yapa bunları işte İsrail devletinin kuruluşuna malzeme eder hale getirmişlerdi. Yani bunu da şöyle bir ifade kullanırsak Yahudileri satarak İsrail'e meşru düzenini kazandırmanın yolunu açmışlardı diyebiliriz yani. Şimdi başlangıçta sonunda da Alman şimdi işin şöyle bir tarafı var. Şimdi başlangıçta da sonunda da mesela Almanya ile yazışmaları falan var. Mesela çok ilginç bir örnek vereceğim. Mesela yazılan bir mektupta diyor ki Führer işte birisi. Şimdi burada istiyorsanız da konuşmadan sonra bunların şeylerini falan da kaynaklarını falan verelim. Führer biz diyor fikirde sizinle birlikteyiz. Çünkü siz de Almanya'da ırkçı işte Alman ırkının saf Alman ırkını oluşturma diye bir gaye giderken Yahudiler de aynı şekilde saf bir Yahudi ırkı falan gibi bir meselesi. Zaten temelde işte bu vaat edilmiş toprak ya da işte kutsal ırk Allah'ın seçtiği falan anlamında Yahudiler bunu zaten şey yapıyor. Bu anlamda biz de sizden bir fikir aykırılığımız yoktur diye sürekli bir yazışma şeyleri kurulurlar. Bu anlamda da hani bizim sizinle o hani aşk bahçe girmemizi gerektirecek bir durum olduğu şeklinde yazışmalar falan da oluyor. Aslında ilkleri kızdıran en büyük şey az bir umutun İngilizce yazan mektup ve bunun bir savaş sebebi kabul edilmesi. Yani ihanet etmiş bir kitleye karşı nefsi müdafaa hakkını kullanma gibi bir düşünceyle hareket eden kitleri görüyoruz yani bunun içerisinde. Aslında kısaca İsrail Yahudileri kurtarmak değil, büyük Yahudi devletini kurmayı ta başından hedeflemiştir. Bu da tabii şartlarının bir uzantısı olarak tarihin tabii bir akışı vardır ve olaylar tabii olarak gelişir. O süreç içerisinde İsrail devleti kurulur ya da işte halkın da kurup isteğiyle falan kurulur. Bu tabii bir akış içerisinde değil de İsrail'de genelde bütün yaşanan her türlü hadiseyi kendileri oluşturarak ve aynı zamanda kendi oluşturdukları olayları da manipüle ederek İsrail'e giden, İsrail devletini kurma yolunda giden şeyleri falan döşemiştir Yahudi kendileriyle. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Nazilerde mesela kamplarda tutulan Yahudileri kurtarmak için İngiltere bir gemi gönderiyor ve 250 kişilik bir Yahudi ekibini oradan kendi ülkesine getirmek için bir şey yapıyor. Böyle bir hareket yapıyor. Aynı gemi yine başlarında Yahudi komutanın olduğu bir grup İngiliz mürettebatı ile beraber batıyor. 250 Yahudi ve İngiliz mürettebatı da içinde olmak şekilde ve aynı şekilde bu olay yine Yahudi ile manipüle edilir. Tekrar İsrail devletinin kuruluşu için gerekli bir şey, bir malzeme haline getiriyor. Şimdi başka bir örnek vereyim. Yine İsrail devleti kurulduğu sırada İsrail'e gitme oranları falan çok az. Bunları getirebilmek için mesela, yani Yahudileri İsrail devletine getirebilmek için mesela Arapların içerisinde yaşayan Yahudiler falan da o Yahudileri falan getirmek için çağrıda bulunuyor. Hani sizin can güveniniz yok falan gibi bir çağrıda bulunuyor. Bu çağrıya rağmen mesela gelenlerin oranı çok az. Bunu gören mesela İsrail'de bunlar kişiler. Bazı lobilerimiz buna karşı çıkışları var.
rektörü olan Profesör Kutas Madres, İsviçre Yahudi Devleti'nin kurulmasını isteyen 1942 yılının Bitmay programının Araplara karşı savaşla sürükleneceğini haber veriyordu. 1946 yılındaki açılışında, üniversitenin açılışında bir konuşması var bu rektörün. İsterseniz o mektubu okuyayım, aynı zamanda bizim Türkiye ile ilgili ya da bizim tutumumuzla ilgili bazı şeyler konuşmak lazım. Diyor ki, Yahudinin yeni sesi silahların ağzıyla konuşuyor. Yahudilerin yeni sesi silahların ağzıyla konuşuyor. İsrail toprağının yeni Tevrat'ı şimdi budur. Dünya kendini maddi güç çılgınlığına kaptırdı. Yahudiliğin ve İsrail halkının bu çılgınlığa kapılmasından bizi Tanrı korusun. Çeşitli ülkelerde dağınık halde yaşayan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu uçlu bir Yahudilik anlayışı ele geçirmiştir. Bizler romantik Siyonizm döneminde Siyon'un dürüstlükle ve doğrulukla geri alınabileceğini düşünmüştük. Bütün Amerikan Yahudileri bu hatanın, bu değişimin sorumluluğunu taşıyorlar. Putçu yönlendiricilerin davranışlarını tasvip etmeyenleri de buna dahildir. Çünkü onlar durmuş, elleri böğründe durmuşlardır. Ahlak duygusunun duygusuzlaştırılması bu duygunun körelmesine sebep olmuştur. Yani bu rektör Yahudilere seslenirken hem bu işi bilinçli şekilde yapanlara hem de buna karşı sessiz duranlara karşı da aynı şekilde aynı tavrı gösteriyor. Çünkü Yahudiler bu sessiz kalmakla aynı zamanda büyük bir şey altına girdiklerinin de farkında. Mesela ben gelmeden önce bir şeydi, Kanal 24'te falan bir Yahudinin bir röportajını okudum. Bugün yayınlanmış herhalde. Orada diyor ki İsrail diyor İsrail'e destek vermek şu şartlarda diyor. Aynı zamanda bütün Yahudilerin diyor hayatını tehlike altına almaktır. Tehlikeye atmaktır diyor. Şimdi tarihi tecrübe olarak Yahudiler bunun çok farkında. Çünkü Siyonist gruplar eliyle yapılan işte politikalar, yürütülen şeyler aynı zamanda bütün Yahudileri ateşe atmak demek olduğunu çok yakından biliyorlardır. Ve bu Kudüs meselesi de dahil Filistin'de yaptıkları, ettikleri aynı zamanda şu anlama geliyor. Mesela Salim Mirza Beyoğlu'nun söylediği bir şey var. Diyor ki ölümü göze almayanın öldürmeye hakkı yoktur diye bir meseleden bahseder mesela. Aynı şekilde bu Yahudilerin de belki tarihini açıklayacak kilit bir cümledir. Çünkü Yahudiler artık şunun farkındadır. Ölümü göze almadan şu şartlarda, özellikle Kudüs'te, Filistin'de yani Orta Doğu'da yaptıkları şeyler, ölümü göze almadan yapacakları hiçbir şey yoktur ve bu belki hani şuurlara alternatif vermek gibi olmasın, bu bütün Türkiye'de ve bütün Araplar içerisinde yaşayan Yahudi halkını da tehlikeye atacak bir şeydir ve bu anlamda Türkiye'de dahil olmak üzere bütün Yahudi sivil toplum kuruluşları İsrail'e karşı tutumlarını net bir şekilde ortaya koymalıdır. Yoksa hani bu savaş içerisinde şimdi biz normalde hani normal şartlar altında yaşıyoruz ama çıkacak büyük bir savaşın ayak izlerini de açıkçası hepimiz hissediyoruzdur. Bu anlamda da hani biz Türkiye'deki insanlar olarak belki yani kendi tutumlarımızı ya da ne yapmamız gerektiği üzerinde kafa patlatmamız gerekirken aynı zamanda Yahudi vatandaşların da ya da buradaki yaptıkları hareketlerin, yaptıkları şeylerin bu savaş sırasında kendilerine nasıl döneceklerini bilenler olarak ona göre bir tutum sergilemeleri lazım. Şimdi bunu anlattıktan sonra dedim ki kendimizden falan biraz bahsedelim. Mesela diyelim ki bir olay oluyor ve Türkiye'de mesela yankıları genelde şu şekilde oluyor. Mesela Müslümanlar işte bir yerde eylem yapıyor diyelim. Ki genelde mesela hani kendi elleriyle yapılmış bile olsa böyle lanse edilmesini falan çok sık rastlamışızdır şeydi. Bizim mesela arkadaşlar diyor ki ya işte biz hani bazı şeyleri yaptığımız için hani biz eğer yapmasaydı bu eylemi onlara gelip orayı bombalamayacaktı gibi tavırlar ya da işte biz onlarla niçin barış içerisinde olmayalım ki falan gibi davranışlar. Bunu çok sık duyuyoruz. Mesela diyelim ki örnek olarak veriyorum. Hani bu işin doğruluğu yanlışlığı belki ayrıyeten tartışılır bu meseleler. Mesela 11 Eylül hadisesi olmasaydı işte Amerika gidip orayı bombalamayacaktı falan gibi bir mesele. Ya da işte Charlie Hebdo olayı gibi bir olay oluyor. İşte sanki Amerika'nın ya da işte Batılı'nın İslam'a karşı bir şeyi yok da biz İslam'a karşı nefretlerini Müslümanlar körüklüyormuşuz gibi bir algı üzerinden hareket ediyor. Ve bu algı mesela ben az önce okuduğum cümleyi tekrar okursam daha net anlaşılır. Diyor ki Yahudinin yeni sesi silahların ağzıyla konuşuyor. Ve Yahudi bundan başka hiçbir şey yapmıyor. Yani Yahudinin tek amacı Filistin'de oradaki bütün insanları, Filistin halkını tek bir neferi kalmayacağı kadar öldürmekten başka hiçbir proje takip etmiyorlar. Ve bu anlamda hani Müslümanların işte biz yaptığımız hareketler yanlış olduğu için onlar bize tepki gösteriyor şeklindeki anlayışlarının yanlış olduklarını da görüyoruz ve bu yanlışın sürekli tekrarlanması artık açıkçası hani bizim gazeteciler insanın aklına çeşitli şüpheler getiriyor. Bu anlamda da hani basının ya da diğer kurum ve kuruluşların bu anlamda kendilerine çeki düzen vermesi, hele şu şartlarda kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Şimdi bu İşi başa alalım biraz da. Mesela Herz diye bir adam var biliyorsunuz işte Yahudi devleti falan diye bir mesele.
mesela Hersin söylediği bir şey var. Bu biraz da psikolojik, Yahudilere psikolojik doz anlamında anlatayım. Mesela kendisi bilinmecidir ve kitabında bunu anlatır. Ben bilinmeciyim der mesela. Herhangi bir dine bir nispetim falan yoktur der mesela. Hatta o dönem Avrupa milliyetçiliği üzerinden Yahudi meselesini ele alıyor ve onun için mesela çok da şey önemli değil. Yani hani Yahudilerin Filistin'de olup olmaması milliyetçilik açısından onun için bir anlam ifade etmiyor yani. Ama çok sert eleştiriler alıyor arkadaşlar Yahudiler tarafından, Yahudi arkadaşları, dostları tarafından. Sonra birden aydınlanıyor her ne hikmetse ve vaat edilmiş toprak meselesi üzerinden ve Tanrı'nın kutsadığı ırk üzerinden falan bu meseleyi ele almaya başlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Evet biz bir kitleyi herhangi bir şeye zorlayabiliriz yani bir yere gitmeleri için zorlayabiliriz ama onun ruhi motivasyonunu falan sağlayamayız. Mesela bunun örneğini vereyim. Mesela Almanya'ya baktığınız zaman Nazi döneminde artık Almanya diye bir şey yoktu yani ekonomik olarak çökmüş, paramparça olmuş bir millet görüyoruz orada, bir ülke görüyoruz ve o ülkede artık hani hareket edecek mecal kalmamıştır insanlarda. Şimdi Nietzsche diye bir adam çıkıyor. Bu Nietzsche mesela oradaki insanlara mesela ağır sanayi bilmem ya da işte makinelaşmayı vaat etmiyor yani. Oradaki psikolojik olarak onun ruh köklerine giriyor ve Almanya'daki o hani saf ırk bilmem ne falan gibi ideolojilerle bunlar şey yapılıyor. Nietzsche oradaki ruhi şeyleri falan yakalıyor ve oradaki bütün kitleyi o şekilde ayağa kaldırabilmenin yolunu buluyor. Bu anlamda da mesela şöyle bir şey vardır. Bir örnek vereyim biraz daha mevzu açılsın diye. Mesela diyelim ki bir kızı seviyorsunuz şey olarak. Aşık olmuşsunuz, ileri derecede seviyorsunuz. Artık sizin için mantık kalıpları diye bir şey yoktur yani. Mesela size birisi anlattı der ki mesela işte bu kız şöyle bir huyu vardır falan. Olsun seviyorum dersiniz mesela. Yani psikolojik haller daha derin psikolojik haller mesela bilinçaltınıza ya da kolektif Jung'un dediği gibi mesela kolektif bilinçaltına ait şeyler yaşayacağımız fenomenler sizin bütün mantık kalıplarınızı yıkar geçer. O anlamda da mesela insanların kolektif bilinçaltından ya da temel bilinçaltı dürtülerinden yakalamak mantık kalıplarının üzerine aşmış artık. Dolayısıyla mesele mantık olarak tartışılacak bir mesele olmaktan çıkar. Ki biz Nazi meselesinde ya Alman milletinde gördüğümüz şey de o yani. Alman milleti için artık mesela mantık kalıpları yoktur. Tamamıyla bir duygu tarafından kıskıvrak yakalanmanın getirdiği o inanılmaz cesaret vardır mesela. Ve o gözlü karalık vardır. Mesela artık ölümün üzerine bu kadar şey giden, inanılmaz derecede yaptıkları işte kıyımlar, eylemler, bilmem neler falan filan. Tamamıyla bunların eseri yani. O psikolojinin eseri. Şimdi Hess anlatmıştım işte bu Yahudi milleti falan. Şimdi milliyetçilik şeyle hareket ediyorsun ama Yahudileri bir arada toplayamazsın. Çünkü onlara psikolojik bir altyapı sağlaman lazım. Ve Hess bunu şeyde görüyor. Vaat edilmiş toprak meselesinde görüyor ve o kitapta falan çok ilginç haykırışlar falan vardır yani. Hani sanki büyük bir buluş, bir şey bulmuş gibi mesela bir keşfetmiş gibi falan ifadeleri falan vardır. O anlamda da şunu söyleyebiliriz yani. Siyonizm mesela, Siyonizm normalde bakıldığında Batı'da da yapılan şey şudur. Siyonizm bir dini bir hareket falan değildir. Siyasi ve ırkçı bir harekettir mesela. Ama normalde Siyonizm'e bir beden olarak baktığımız zaman bu bedene bir ruh lazımdı ve bunu Yahudilerin bütün metilerini manipüle ederek ona bir ruh kazandırılmıştır. Yani Siyonizm Yahudi ruhuyla diriltilmiştir. O anlamda da artık ne siyasi hareketi dinde ne de dini siyasi harekette ayırmanın hiçbir yolu kalmamıştır. O anlamda da yapılan her eylem dini bir meşruluğu kendisinden sağlamıştır zaten. Yani dolayısıyla Siyonizm'in mesela yaptığı bir kıyım Allah vaat ettiği için, Allah onlara onu emrettiği için yapılan bir harekete dönüşüm vermiştir. Bu anlamda da siyasetle din birbirine kesin olarak ayırt edilebilecek hiçbir tarafı bırakılmamıştır. Yani böyle bir yoğrulmuştur. Ve artık Yahudi hareketi dediğimiz ya da Siyonizm dediğimiz mesele birisi ruh, birisi de beden olarak artık yani birbirinden ayrılamaz bir şey olarak bu şekilde devam etmiştir. Her ne kadar mesela bazı sesler çıkmıştır bu süreçte işte hani yapılan şey yanlıştır, bizim peygamberlerimiz bize bunu söylemedi, biz dürüstlük ve doğruluk ya da işte barış içerisinde bunu yapmamız gerekirken Siyonizm bunu manipüle ederek dünyaya bu şekilde kabul ettirmiştir falan gibi sesler çıksa da bunlar çok cılız kalmıştır, zaten destek de görmemiştir çok fazla. Mesela Herzl'in işte dedim ya haykırışları falan filan vardır mesela. İlk başta işte ben bilinmezciyim falan filan diye böyle davranan bir adam, hiçbir dini nispeti olmayan bir adam. Birden mesela kitabının bir yerinde diyor ki Filistin bizim unutulmaz tarihi yurdumuzdur diyor mesela. Sonra Filistin'i seçiyor. Filistin bizim unutulmaz tarihi yurdumuzdur. Tek başına bu isim halkımızın güçlü bir birleşme çığlığı olacaktır diyor mesela. Hani psikoloji şeyleri falan kabaca anlattım ben. Tekrar aynı cümleyi okuyayım diyor ki tek başına bu isim Filistin ismi, halkımızın güçlü bir birleşme çığlığı olacaktır diyor. Güçlü bir birleşme, yani
bütün bir kitleyi Filistin gibi ya da vaat edilmiş toprak gibi dini motifler kullanarak onların ruhlarını bile, onların bedenlerini birleştirir. Yani Yahudilik gibi bir nasıl diyeyim? Ya aslında metinlerine baktığınız zaman da çoğu şeyi görürsünüz. Sonuçta biz peygamberine ihanet etmiş bir şeyden bahsediyoruz ve bunun tarihi ta şeylere kadar dayanır, yani kendi peygamberler şeyleri peygamberlerine kadar dayanır. Belki oradan almak lazım. Çok uzun olacak o mesele. Dediğim gibi benim mevzum da bu değil açıkçası. Sadece konuşmam gerektiği için konuşuyorum. Mesela İsrail'de Martin Buber diye bir adam var. Meşhur, bilirsiniz, tanırsınız. Kitapları Türkçe'ye de çevrilmişti zaten bu adamın. Orada mesela şöyle bir şeyler söylüyor. Diyor ki, bizler Yahudi milliyetçiliğini bir halkı putlaştırma yanlışından kurtarmayı umuyorduk ama başarısız olduk. Bizler Yahudi milliyetçiliğini bir halkı putlaştırma yanlışından kurtarmayı umuyorduk ama başaramıyorduk. Bu Martin Buber aynı zamanda İsrail'de yaşamış ve İsrail'de ölmüş bir adam. İsrail'deyken bunu yazıyor zaten bu şeyini. Bu fikrini de şuraya dayanıyor. İsrail'in seçilmiş olması fikrinin bütün bunlarla ne alakası var? Seçilmiş olma bir üstünlük duygusunu değil, aksine kaderin bir yönünü belirler. Bu duygu başkalarıyla mukayeseden değil, aksine bir yüce istidattan ve peygamberimizin durmadan hatırlattıkları bir vazifeyi yerine getirme sorumluluğundan doğar. Eğer siz Tanrı'ya boyun eğerek yaşamak yerine seçilmiş kimseler olmakla boşuna övünür durursanız, bu büyük bir görev suçu olur. Mesela Martin Buber bunu peygamberlere bir bağlılığın ifadesi olarak görürken, bunu sadece bir ırkın putlaştırması olarak hani İsrail şeyi altında toplanılmasına bu şekilde karşı çıkıyor, bu şekilde temellendiriliyor. Şimdi tekrar işte bu Holocaust falan meselesini tekrar bağlamışım burada. Şimdi biz genelde hani bakınca da bir duygusal bir millet olduğumuz için hani mağduriyetleri üzerinden, işte Yahudilerin mağduriyetleri falan üzerinden baktığımız zaman bunları şey olarak görürüz. Mesela Turan abinin de videosunda geçen bir bölüm vardı, onu da kısaca ben anlatayım. Orada bazı şirketlerden falan bahsediyor, işte bu şirketler eliyle olayların nereye getirildiği falan meselesinden bahsediyor. Bu Hearst ilk bu şey programı ortaya attığı zaman bir şirketle bağlantıya geçiyor. Şirketin ismini de not almıştım, şu an bulamayabilirim. Bir şirketle bağlantıya geçiyor ve diyor ki programı okuduğunuzu ve kabul gördüğünüzü, bu şirket de işte uluslararası işte emperyalist bir şeyle bakış açısıyla işte çeşitli milletlerin içerisinde kurulan bir şirket. Bu şirketler eliyle o şirkete yazdığı mektupta da işte umarım programı beğenmişsinizdir şeklinde bir cevap, bir dönüş bekliyorum. Yani bu anlamda ben de sizin gibi emperyalistim falan demeye getiriyor ve Siyonist, ya yani İsrail Devleti'nin bu anlamda da mesela Alman şey Hitler'e de yazdığı mektupta diyor ki biz sizin için Orta Doğu'da sizin el atabileceğiniz, yani Orta Doğu'ya el atmanızın önünü açabilecek bir yapı olabiliriz diyor eğer bizi desteklerseniz diye bir açıklaması, bir mektuplaşmaları falan da var bunlar. O anlamda da yani İsrail aslında şunu, İsrail dedim yani Siyonist olarak şey yapıyor. Yani bu Siyonistler İsrail Devleti'ni kururken biz şunu görüyoruz. İsrail her tarafa el atıyor. İngiltere'ye el atıyor, Fransa'ya el atıyor, Almanya'ya el atıyor ve hepsiyle bağlantı içerisinde bir tarafta orayı patlatırken, bu tarafta bu eylem yaparken, bir tarafta siyasi anlaşmalar falan yaparken, bir tarafta kendi maddi gücüyle silah piyasasına falan ülkelere silah satışıyla bilmem nesiyle falan filan karma karışık bir mevzu aslında baktığımız zaman. Yani sadece dış bir okumayla bile içinden çıkılamaz belki, çetrefil bir durum bu Yahudinin durumu. O anlamda da yani şunu söyleyebiliriz, Yahudiler gerçekten Yahudileri satarak İsrail Devleti'ni kurmuşlardır. Ve Yahudilerin en azından yani şey olarak yaşayan Yahudilerin diyeyim, hani eski geçmişine bağlı, belki bu anlamda romantik diyebiliriz şey olarak, kendi tavırlarını net olarak ortaya koymalıdır. Ve dediğim gibi yani şey olarak tavırlarını, İsrail'e karşı tavırlarını daha üst perdede dile getirmeyi bilmelidir. Bir de mesela son bir şey anlatacağım hocam, zamanımız size bırakayım, siz de dinleyin şu anda. Sen konuş, vaktimiz var yani, gençler eğer şeyse tamam onlar. Şimdi mesela ben bir soru sorayım, belki cevap vermek isteyemez. Mesela üstün bir ırk var, Yahudi ırkı mesela, seçilmiş toprakları falan var. Şimdi üst hani biz hukuk falan filan meselesini falan da konuşuyoruz aynı zamanda. Mesela ben onunla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu Yahudi İsrail meselesi birçok yönden ele alınması gereken bir mesele. Yani sadece işte bir konuşmayla bilmem neyle falan geçiştirilebilecek bir mesele değil. Yani iktisadi açıdan, sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan, tarihi açıdan birçok yönden ele alınması gereken bir mesele. Ya bugün kabataslak şey olarak değiniyoruz bu tür meselelere. Mesela seçilmiş bir ırk, vaat edilmiş topraklar ve kendi tanrılarını diğer tanrıların da yaratıcısı olarak gören bir
tanrı anlayışı başlar da sonra da işte mono bir tanrı falan şeyine doğru gidiyor. İşte tek tanrı falan şeyine doğru gidiyor. Bu anlamda mesela şöyle bir şey sorayım. Herkes her şeyden bu kadar kendini üstün gören bir ırk bütün bir milletlere uygulanan hukuk sisteminizi kabul edebilir mi sizce? Yani pislik olarak gördükleri diğer ırklara uygulanan hukuk sistemini mi kabul edecek yani? Yani dolayısıyla mesela Birleşmiş Milletler falan filan meselesi deyince mesela şunu da söylemek lazım. Mesela bir dönem Birleşmiş Milletler'e ben sayısını falan da çıkarmıştım, hangi karar olduğunu falan bulmuştum onu. Mesela İsrail'in ırkçı bir soykırım yapar, ırkçı bir devlet olarak kabul edilmişti. Bu şekilde Birleşmiş Milletler şeylerine girmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle, baskısıyla bilmem ne falan bu karar çıkartılmıştır aynı zamanda. Daha sonra da mesela başka birçok olayda örnek olası Lübnan mesela Lübnan olayında falan filan Birleşmiş Milletler'e giden bu olay 30 defa Amerika tarafından veto edilmiştir mesela. 30 defa veto edilmiştir ve bu karara geçmemiştir mesela şey olarak. Yani İsrail'in yaptıkları faaliyetler, soykırımlar bilmem neler Birleşmiş Milletler'de hiçbir zaman şey görmemiştir. Sürekli veto yemiştir yani. Ama söz konusu şey olduğu zaman en basitten hukuk içerisinde davranılacaksa ya, yani hukuki bir yapı içerisinde davranılacaksa o zaman İsrail'in yaptıkları emsal karar olarak gösterilmeli yani. Ve o anlamda yapılacak faaliyetler de meşru mudur değil midir zaten İsrail emsal gösterildiği zaman meşru olmayacak ne vardır diye insan sorar kendisine yani. Yani mesela başka bir örnek vereyim. Bu İsrail halkı o kadar şey ilginç bir halk ki yani mesela kendi komutanlarından birisi bu Yasser Arafat'la falan filan şey bir olay geçiyor, bir anlaşma falan yapılıyor. Şimdi İzak Rabin diye bir adam. Bu İzak Rabin bir komutan, İsrail'le falan bulunan bir komutan. Mesela Filistinlerle falan yapılan savaşta falan şunu yapıyor. Hatta Filistinli çocukların kolları kırılmalıdır falan çağrısında da bulunan bir adam o dönemde. Filistinli çocukların falan kollarını kırıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Bu tür şeylerin de önünü açan bir adam. Bu adam mesela sonra bakıyor. Bu askeri olarak hani karşınızda bir ordu yoksa sadece bir halk varsa o savaşın kazanılamayacağını reel olarak görüyor. Yani bunun realitesini görüyor. Yani bu şekilde bir savaş olmaz yani bu sonuca varmaz şeklinde görüyor ve Yasser Arafat'la bir anlaşma yapılıyor. Kendisine çeşitli imtiyazlar alıyor falan filan gibi bir olay. Sonra bu İzak Rabin yine Siyonist lobiler tarafından, İsrail'deki Siyonist lobiler tarafından katlediliyor bu adam. Katledilmesinin tek sebebi de şu. Oradaki tek Filistinli falan bile kalmayacak. İdeolojisi üzerine kurulmuş bir şey. Bu kadarcık olsun. Reel bir şey bile kabul etmiyor yani. Ve İzak Rabin'i de kendileri öldürüyor. Kendileri katlediyor. Yine Yahudi lobileri tarafından katlediyor. Yani bizim bahsettiğimiz yapı böyle bir yapı. Yani oradaki tek bir Filistinli ya da tek bir Arap kalıncaya kadar öldürmeye ant içmiş ve bunu teolojik altyapısını kurmuş. Bunu manipüle ederek kurmuş. Tarihi de çarpıtarak olarak yani çarpılmış ve dünyaya bu şekilde kabul edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının bu anlamda barış gibi bir şeyi söz konusu olamaz. Mesela ben bunu Kudüs olayı çıktıktan sonra yine İsrail'li bir bayanın, yetkili bir bayanın yaptığı bir açıklama var. Çok komik bir açıklama. Diyor ki, Filistin diyor barışı kabul etmedikçe diyor, Filistin barışı kabul etmedikçe diyor bu savaş durmayacaktır diye bir açıklamada bulunuyor. Bu gazetelere de yansıdı. Zaten okumuşsunuzdur. Şimdi bu kadar komik bir açıklama olamaz yani. Hani hırsız sizin evinize giriyor, sonra sizi tehdit ediyor. Hani evdeki her şeyi vermeyinceye kadar ben bu evden çıkmayacağım gibi bir haklılık payesi biçiyor kendisine. Bu anlamda da hani İsrail'in açıkçası niyeti çok net olarak ortaya çıkan bir şey yani. Hani Filistin bari, ya sen bırak Filistin'i bilmem ne, Filistin oradaki bir halk zaten yani. Oraya sonradan gelmiş girmiş ve oradaki şeyi bozmuş olan sensin zaten yani. Şimdi barıştan bahsetmek senin hakkın değil zaten. Yani barış gibi bir şeyi ağzına almak sana düşen bir şey değilken sen kalkıp işte Filistinler barışı kabul etmediği zaman işte biz şey yapmayacağız falan gibi şeyleri yatıyorsun. Ve bu anlamda da biz orada Yahudi zekasını görüyoruz. Sürekli tarihi boyunca bunu yapmıştır. Aslında baktığınız zaman Yahudilerin tarihi bir barbarlık tarihidir yani. Mesela Yeşu'ya baktığınız zaman mesela işte bunların kutsal metin olarak geçtikleri metinlerine baktığınız zaman işte Yeşu onlara emretmiştir işte şu ırka gitmiştir, kılıçtan yetişmişlerdir, kralı öldürmüşlerdir, sonra şu topluluğa gitmiştir, yine öldürmüşlerdir ve silsile şeklinde devam eden bir şey görüyorsunuz. Gittiği her yerde katletmişlerdir, boyunlarını vurmuştur falan filan. Şimdi baktığınız zaman Filistin'de Yeşu arasında o kadar derin bir bağlantı var ki yani dediğim gibi hani bunun teolojik altyapısını çok sağlam kurmuştur. Sağlam derken de şey anlamda söylüyorum yani hani oradaki halkın duygularıyla oynama, manipüle ederek bunlar üzerinde oynama şeklinde söylüyorum yani. O anlamda zaten Yahudiler dediğim gibi yani kendi peygamberine ihanet etmiş bir ırk olarak bütün kutsal kitapları bilmem ne falan filan manipüle şey onları değiştirmede, dönüştürmede falan filan da çok ciddi parmağı olan bir ırktan bahsediyoruz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Mesela
Birinci Dünya Savaşı niye çıkmıştır ya da İkinci Dünya Savaşı niye çıkmıştır diye sorduğunuz zaman evet çeşitli şartları falan vardır, işte değişen dönüşen şeyler vardır, buna ayak uyduramama falan, işte dünyada yaşanan işte teknolojik gelişmeler bilmem ne falan filan, çeşitli milletlerin buna ayak uyduramaması falan gibi hadiseler vardır. Ama mesela Hitler'in yaptığı bir konuşmada diyor ki, eğer diyor Yahudiler Birinci Dünya Savaşı'nı körüklerlerse, binlerce, milyonlarca insanın hayatına bağlı olacak bu savaşı körüklerlerse, bilsinler ki bütün Yahudilerin de canı tehlikededir falan diye bir konuşması vardır mesela. Bunu bahsettiği yıllar 1942-1943 yıllarında. Yani İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce. Ve Yahudilerin Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmadaki etkisi, İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarmadaki etkisine falan baktığınız zaman nasıl kendi elleriyle bütün dünyayı falan ateşe atmaktan çekinmediklerini de görürsünüz. Son olarak ustanın şeyiyle bitireyim, diyor ki Yahudi diyor kendi yumurtasını pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmez diyor. Bu anlamda biz belki bunun eşiğinde yaşıyoruz ve ona göre kendimizi ona göre hazırlamak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Evet arkadaşlar, aslında arkadaşımız bütün şeyi özetledi. Bana bir şey bırakmadın. Ben sadece eksik bıraktığın yerleri, hani bazı olayları vurgulayayım. Şimdi konumuz bir Holokost, ikincisi İsrail sorunu. İsrail sorunu ve Holokost kavramlarını zaten bahsetti. Fakat ben İsrail sorunu, Yahudi sorunu ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili bir örnek vereyim. Martin Luther 16. yüzyılda Protestanlığın kurucusudur. Bir risale yazıyor. Yahudiler ve Yalanları diye bir kitap. 7 maddeden oluşuyor. Bir risale bu. Almanya dahil Avrupa'nın birçok yerine bu risaleyi dağıtıyor. Risalenin özeti şu: Martin Luther, bir, Yahudileri imha edin, sinagogları yakın, Avrupa'dan sürün. 16. yüzyılda Martin Luther'in o bir felsefesi bu. Çünkü Yahudiler bulundukları her toplumda fitne ve fesatın, fucurun ana müsebbibi olmuşlardır. Mesela Protoksiyonist Protokolleri diye bir kitap var. Her ne kadar bunu Siyonistler yapmamışsa, Bolşeviklerin yazdığı ve hatta Rusların yazdığı, özellikle Siyonistlerden kurtulmak için dünyayı kendi içlerinde bulunan halkı Siyonistlere karşı uyarmak için bir kitap yazıldı deniyor. Ama şu hakikati de itibar ediyor o kitap. Yahudilerin bütün projelerini de deşifre ediyor aslında bir yönüyle. Her ne kadar onlar yazmış da olsa da olmasa da önemli değil bu. Fakat Siyonist protokolleri okuyun. Arkadaşlar, bu Yahudilerin yapmak istedikleri dünya genelinde medyadan tutun, sinemadan tutun, sanatın bütün dallarına kadar ne kadar aktif olduğunu görürsünüz. Aslında Yahudilerden kurtulmak isteyenler Müslümanlar değil. Yahudilerden kurtulmak isteyenler Avrupalıların, Batılıların bizzat kendileri. Martin Luther, Protestanlığın babası, yazdığı kitapta Yahudileri imha edin, sinagogları yakın, Avrupa'dan sürün bu itleri diyor. O zaman Avrupa, Yahudilerle sorunu olan kişiler Avrupalılar. 16. yüzyılda böyle bir furya başlıyor. Avrupalıları sürün, istemiyoruz. Ya bizdensiniz ya da bizim karşımızdasınız sloganların, ırkçılığın artık her tarafta Avrupa'da dört bir yanı sardığı bir dönem. Artık bunların kovulması gerektiğini ifade ediyorlar. 18. yüzyılda Napolyon Mısır'ı işgal ettiğinde onun aklına bir fikir geliyor. Martin Luther'in o düşüncesinin artık tahakkuk etme zamanı geldi. Bakın, biz Mısır'ı aldık. O zaman Yahudileri artık Avrupa'dan buraya sürebiliriz diyor. Ve 1820'li yıllarda Yahudileri adım adım Avrupalılar Filistin topraklarına yerleştirmeye başlıyorlar. Bilad-ı Şam dediğimiz bölge. Bakın, 1820'lerde başlıyor. 1810-20'lerde. Bizde öğretilen tarih kitaplarında şöyle: Yahudilerin buraya gelişi Osmanlı çekildikten sonra. Hayır, bizzat Osmanlı'nın olduğu dönemlerde. O dönemde Filistinli şairler ve Suriyeli şairlerin şiirleri var. Ey İstanbul'da uyuyan sultan, Asitane'nin lideri, ey Baba Ali'nin sultanı, uyuyor musun sen o saraylarda diyor. Filistinli bir şair diyor, 1830. Ey 2. Mahmut, uyuma,
Bak buraya birileri yerleştiriyor Batılılar bu topraklara, bu coğrafyalara. Dillerini bilmiyoruz, bir dil konuşuyorlar ve bu dilin adı İbranice diyorlar. Biz anlamıyoruz o dilin ne olduğunu. Fakat sen bilir misin ey Babi Ali'de uyuyan sultan? Hani biz övünürüz ya, bizim sultanlar uyanık da her şeyi bilirler de. Meğerse uyuyorlarmış bizimkiler de yani İstanbul'da. Ey Babi Ali'de uyuyan sultan diyor, uyan diyor. Bak Avrupalılar Yahudileri buraya yerleştiriyor, buraya koyuyor. Adım adım yerleşiyorlar. Bu adamlar toprakları alıyorlar, topraklarda bir şeyler yapıyor ve adım adım gelişiyorlar. Buna karşı uyanık olay sultan diye. Sultan tabii bu şiirler bizim sultanlara ulaşmıyor. Sonra bir heyet gönderiyorlar Biladuşşam 1850'lerde, 40'larda. Buraya bir heyet gönderiyorlar. Diyorlar ki gidin ey heyet, burada Osmanlı Sultanı uyarın. Yahudiler buraya adam gönderiyor. Bizimkiler de Yahudiler Selanik'ten işte gelen şeylere ya fazla bir şey yapmaz bunlar. Ya bir avuç insan. Bugünkü tabirle baktığımızda 2 milyar ümmet, dünya genelinde Yahudi nüfusu 15 ile 20 milyon. Geri zekalı 2 milyar, dünyanın en zeki, en akıllı 15 milyon, 20 milyonu. Şimdi bunların ifadeleri benim değil, onlar diyor. Biz o 2 milyarı yutarız diyor 15 milyon adam. Peki nasıl yutuyorlar? Arkadaşlar bugün biz tarihimizi kendimiz yazmıyoruz. Bizim tarihimizi yazanlar Yahudiler. Türk tarihini de yazan, Arap tarihini de yazan, Kürt tarihini de yazan, bu kavimlerin bütün tarihine bakın, tarihi yazanlar genelde onlar. Dünya tarihine bakın. Dünya tarihini yazanlar hep Yahudiler. Bernard Lewis en meşhurlarından bir tanesi. Çok profesyonel, çok zeki bir adam. Adam 100 yaşında hala Amerikan devlet başkanları gider yanında üstadların üstadı. Büyük pir, mir, yani zeki bir adam. Türk tarihini senden daha iyi bilir. Buradaki hiçbir Türk tarihi, şu an tarih uzmanı gidip Bernard Lewis'in eline Türk tarihine su dökemez eline. Sadece Türk tarihi mi? Arap tarihi üzerine de uzman. Peki bizim tarihçiler ne yapıyor? Arkadaş bizimkiler bize efsane anlatıyorlar, başka bir şey yapmıyor. Bir iki kitap okumuşlar, onun üzerine bize efsane atıyorlar. Doğru dürüst bakın, Türk tarihi üzerine, Arap tarihi üzerine, Orta Doğu tarihi üzerine en başında. Mesela ben Orta Doğu tarihi üzerine kitaplara hep baktığımda, Arapça'da dahi, Mısır'da, Lübnan'da, Suriye'de ne kadar kitap cem ettimse, toplayıp bir araya getirdimse, arkadaşlar bir tane Arap'ın Orta Doğu tarihi kitabı yok. Ya Fransız, ya Rus, ya İngiliz, ya Alman, ya Amerikalı, ya Fransız. Araplara sesleniyorum. Ey Arap, sen neden yazmıyorsun kendi tarihini? Yok. Kendi tarihlerini yazanlar yok. Biz yazmıyoruz tarihimizi. Sadece tarih mi? Tarih değil. Sosyoloji, felsefe. Bugün dünyanın en ünlü sosyologları kimler arkadaşlar? Yahudiler. Bugün dünyanın, dünya modern felsefenin kurucu, fikir babalarının birçoğu Yahudi. Ve ilginçtir bu Yahudiler, çok güzel bahsetti. Bakın Theodor Herzl bile Siyonizmin fikir babalarından. Onu bugün mücessem hale getiren, Yahudi Devleti adlı kitabı mücessem hale getiren adam. Fakat bu adamdan önce de Siyonist teoriyi ortaya koyanlar vardı. Fakat o daha bunu mücessem. İlginç adam ne? Tanrı'ya bile inanmayan bir adam. Fakat Yahudiliği kullanıyor. Kendi siyaset felsefesine Yahudi efsanesini geçiriyor. Dediği doğru arkadaşın. Siz o dini terminolojiyi siyasetten bugün ayıramıyorsunuz. Yahudiler bile şaşırmış durumdalar. Siyonizmi ne kabul edebiliyor ne reddedebiliyor. Şuna benziyor. Mesela bir örnek vereyim. Kur'an'da ne geçer? Biz sizi toplumlar, ırklar, bütün dünyada seçim en hayırlı ümmet kıldık diyor. Şimdi bizim Yahudi müfessirler, Siyonist müfessirler bunu nasıl alıyor? Biz burada hayırdan mana seçilmiş mana, hayır aynı zamanda seçilmiş manasına da geliyor. Ey Müslümanlar, o zaman siz seçilmiş bir toplumsunuz. Bunu çıkarabilirsin. Bu bir tefsir, bir yorum. Ama en hayırlı insansınız. İnsanlara iyilik yaparak en hayırlı manasını da alabilirsin.
toplumlar içinden seçilmiş en hayırlı, en zeki, en üstün ırk kavramını da çıkarabilirsin o ayette. İşte Yahudilerin Tevrat'ı tahrifi böyle başlıyor. Siyonistlerin Tevrat'ı tahrifi böyle başlıyor işte. Siyonizmde bir munharef bir harekettir. Yahudilerin 3000 yıl sonra ortaya koydukları emperyalistlerle birlikte, İngiliz emperyalizmi, Fransız emperyalizmiyle birlikte ortaya koydukları bir felsefedir. Batı ırkçılığını içerir, Yahudi ırkçılığını içerir. Dünyanın en tehlikeli ırkçı hareketlerinden bir tanesi. Arkadaş bahsetti ondan, 1975'te Birleşmiş Milletler bile alınan bir kararla Siyonizmi dünyadaki en tehlikeli ırkçı bir hareket olarak alıyor 1975'te. Fakat 1993'te bu kararı çıkarıyorlar. Hatta benim bugün Müslüman ülkelere önerim, yeniden bütün ülkeler, Müslüman ülkeler baskı yapsın ve Siyonizmin ırkçı ve şiddet kullanan bir hareket olduğunu, faşist bir hareket olduğunu tekrar Birleşmiş Milletler kararlarının içine yerleştirmeleri gerekiyor. Eğer yerleştirmezsek bunun sonuçları bu şekilde devam edecek. Antisemitizm altında bakın, bugün Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i her türlü eleştirebiliyorsunuz. Hazreti İsa'yı her türlü eleştirebiliyorsunuz. Tevrat'ı demeyeyim de İncil'i, Kur'an'ı, Hindu kutsal kitaplarını, hepsini en pervasızca eleştirebiliyorsunuz. Ama Yahudilikle ilgili bir şeyi eleştiremiyorsunuz. Hiçbir şeyi. Yahudiler eleştirdiğini yaptığınız zaman, Yahudilerin fikirlerini, siyasi fikirlerini dahi eleştirdiğinizde derhal sizi antisemitist olarak yapıyorlar. Yaftalıyorlar. Niye? Çünkü bugün uluslararası hukukun, bugün dünya uluslararası kurumların hepsine tahakküm edilen büyük bir çoğunluğu Yahudiler. Yahudiler şunu anlattılar arkadaşlar. Diaspora'da yaşayan bütün halkların aslında şeyi bu. Yani göç vermiş, göç yaşayan, bir yerden bir yere göç yaşayan kavimlerin her zaman için dünyada olup bitenleri izleme olasılığı daha yüksek. Dünyada nasıl bir değişim yaşıyor, nasıl oluyor bunu daha iyi görebiliyorlar. Mesela Türkler göç halinde oldukları zaman hep genişlediler, hep büyüdüler. Göç durduğu an gerilemeye başladılar. Göç önemli, hicret önemli. Müslümanlar hicret edebilmeli. Hicretin metaforu ayrı, onu ayrı bir konu. Fakat şuna gittim, Yahudiler bugün dünya geneline dağıldıkları için 15 milyonluk nüfusla biz dünyayı nasıl yönetiriz felsefesini çok iyi bildikleri için sosyoloji, felsefe, uluslararası hukuk, uluslararası kurumlara adamlarını çok iyi yerleştirip koyabiliyorlar. Örneğin bir de Amerikan, hatta FETÖ'nün de uyguladığı sisteme baktığınızda bir yönde çok benziyor. Bakın bugün Trump, Amerikan devlet başkanı seçileceğini adamlar hadi diyelim tahmin ediyor, yürütüyor ve de böyle bir şey. Ne yapıyor? Derhal Trump'ın kızına bir Yahudi ile direkt evlendirebiliyorlar mesela. Bu tarz yöntemleri de var adamların. Tarihten beri gelen bu tarz bir yöntem. Aslında bu İngilizlerin uyguladığı bir yöntem. Fakat Yahudilerin onlardan aldığı bir yöntem olarak kabul edebiliriz bunu. Ve gelinen nokta. Martin Luther'le başladı. Martin Luther'den sonra Napolyon Yahudileri Avrupa'dan çıkarma hedefini gürdü. Fakat bu kimle zirveye vardı? Hitler'le. Hitler'in hedefi Yahudileri kıyımdan geçirmek değildi. Yahudileri Avrupa'dan sürmekti. Çünkü Martin Luther'in kitabı Hitler'in el kitaplarından bir tanesi aynı zamanda. Hitler kendisi anılarına da söylüyor. Martin Luther'in o kitabının kendisinin el kitabı olduğunu ve o felsefe için Yahudileri buradan kovmak gibi bir hedefleri var. Peki Yahudileri Filistin'e yerleştirmenin biz biliyoruz ki 1917'lerden sonra bakın 1917'de Osmanlı çekildikten sonra bu coğrafyada sayıları arttı. Fakat burada iki uydurma efsane işaret etmek istiyorum. Bir, Filistinler mesela toprak sattığı iddiası. 1917'de Yahudilerin Filistinler'deki toprak sayısı, sahip oldukları toprakların oranı %2,5. 1947'de Taksim planı Birleşmiş Milletler tarafından duyurulduğunda Yahudilerin sahip olduğu toprak mesela ne kadara çıkar? 30 yıl içinde İngiliz mandası altında Filistin ve her gün sayıları artıyor, öyle düşünün. 1917'de %2,5 iken toprakların sayısı 1947 kaça çıkar? %50 en azından, %40 diyelim çıkması gerekiyor. %5'e çıkarabiliyorlar ancak. Yani alamıyorlar toprak. Filistinler satmıyor.
Peki o %3'ü, %2,5'luğu kim sattı Yahudiler o diye toprak? Tabii o topraklarda Hristiyanlar da yaşıyordu, başkaları da yaşıyordu. Bunu bilmek lazım. Burada o zaman toprak satımı yok. Peki nüfus ne kadardı? 20 bin, 30 bin deniliyor, 40 binler deniyor mesela 1917'de. Fakat 1947'ye vardığında Yahudilerin nüfusu 150 bine çıkıyor, Filistinlerin 1 milyon. Fakat 4 ay sonra bu hikaye tersine dönüyor. 4 ay sonra. Aralık ayı yine bu ayla, 100 yıl önce bu ay 1 milyon Filistinli yaşıyor. Filistin topraklarında 150.200 Yahudi yaşıyor. Fakat 1918 Mart'ında İsrail Devleti'nin kurulduğu zaman o 4-5 aylık süreç içinde 750.000 Filistinli göç ettiriliyor. 750.000 Filistinli Filistin'den kovuluyor. Ve 300.000-400.000 Yahudi yerleştiriliyor oraya. Tabi burada rol kimin? Yine Hitler'in büyük bir rolü var. Aslında Hitler Yahudilere büyük bir hizmet etti. Siyonistlere daha doğrusu diyeyim. Yahudiler değil de. Siyonistlere çok büyük hizmeti oldu. Bu efsanenin, Holokost efsanesi, Yahudiler bunu çok iyi kullanıyorlar. Bakın dünyada hiçbir katliamı kabul etmiyorlar. Hatta Ermeniler çıkıp dünyada ya Osmanlı bize katledi, buna en büyük tepki veren, bizden daha çok onlar tepki veriyor buna. İlginç bir şekilde. Bunu bir Yahudi'ye ya Ermeniler böyle, hayır ya Ermeniler uyduruyor, atıyor diyorlar. İlginç, ya siz niye karşısınız diye sorduğumuzda, çünkü dünyada tek soykırımın kendi soykırımların olduğunu kabul ettirmek istiyorlar. Başka soykırım yok dünyada. Ta Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar en büyük soykırım tek bir halka uygulamıştır. O da Yahudilere. Bu efsaneyi oturtmak için yaptıkları bir şey. Onun için dünyanın farklı yerlerindeki hiçbir efsaneyi kabul etmiyorlar. İkincisi, Hitler'in ordusunda, bu yeni yeni belgelerle artık ortaya çıktı. Hitler'in ordusunda da Yahudi komutanların olduğu, yüzlerce komutanın, yüzlerce askerin olduğu da ortaya çıktı. Aslında Yahudi efsanesi çöküyor bu yönüyle. Fakat sıkıntı şu, Yahudi efsanesini dünyada çürütebilecek, dünyaya anlatabilecek aydın ve entelektüel yok. İki kişi vardı. Bir Garudi, burada kitap neredeydi? Sende miydi? Ha, mesela bir Garudi'ydi, Yahudi efsanesini, İsrail Mitler ve Terör kitabı, 2-3 tane, bir de İsrail Sorunu diye bir kitabı daha var. Ve en son yine Filistin'le ilgili bir kitabı daha var. 3-4 kitabı var Garudi'nin bu konuda. Buna karşı mücadele eden en önemli isimlerden bir tanesiydi Garudi. Ve hep dışlandı. Kitapları hangi yayın evi basıyorsa battı. Bunlardan ikinci olarak buna karşı mücadele edenlerden birisi Edward Said'ti. Ben Müslümanlara, Müslüman aydın ve entelektüellere, hatta Araplara bile ben Filistin davasını Müslümanlardan öğrenmedim. Tamam, ayet-i kerimede biz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bir abdi, bir kuru, bir gece Mescid-i Haram'dan aldık, Mescid-i Aksa'ya götürdük deniyor. Biz ona inan, bu iman meselesi. Fakat davanın ne olduğunu, neden biz Kudüs'ü, Filistin'e sahip çıkıyoruz manasını ben Edward Said'den öğrendim. Bir Hristiyan'dan öğrendim. Bir Müslüman'dan öğrenemedim. O zaman sorun şu, Müslüman aydınlar, Müslüman entelektüeller nerede duruyor burada? Bu efsaneyi çürütecek. Yine ilginçtir, Hristiyanların, Siyonistlerin en büyük özelliği kendi tarihlerini efsaneleştiriyorlar. İki yönü var. Bir, normal akıllı bir insan, ya bu uydurma, bunun geleceği olamaz. Mesela ne, bir örnek vereyim. Şimdi deniyor ki Mescid-i Aksa'nın oraya bir tapınak kurulacak. Yahudiler bunu yıllardır ifade ediyor. Orası Süleyman Mabedi'nin yeriydi. Orada Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa yani ilk kıble camisini, Kubbetü Sahra'yı yıkacağız ve o mabedi inşa edeceğiz. Ne yapıyor? Mescid-i Aksa altında çalışmalar var. Hatta geçen hafta oradaydım mesela Kudüs'te. Mescid-i Aksa'nın bazı bölümleri çökmüştü mesela. Çünkü altta çalışmalar yapıyorlar. Çalışmalar yaparken üstte çöküntüler oluyor yerin altında. Sütunlar kuruyorlar, tamamen her şey hazır ve devam ediyor. Peki İslam dünyasının buna bakışı nasıl? Sokağa çıkın herhangi bir, ya Yahudiler mabet kuracak, ya bunu yapamazlar der bir kısmı. Bunun solcusuna, liberaline, laike gidin konuşun. Hatta dindar, muhafazakar kesimlere bile bir sorun. Kayrekset'te ya Yahudiler bunu yapamaz der. Nasıl yapacaklar ki bunu der.
Ama adamlar 200 yıl önce biz Filistin'e yerleşeceğiz dediler ve yerleştiler. Peki Yahudiler zeki olduğu için mi? Güçlü olduğu için mi bunu yaptı? Hayır. Güçlü oldukları için değil. Zeki oldukları için değil. Selahattin Eyyubi'nin Aslan Yürekli Richard'a yazdığı bir mektup var. Ey Richard diyor, siz diyor geldiniz diyor Kudüs'ü aldınız, eyvallah. Burası sizin mekanınız oldu bir dönemler. Fakat neden oldu biliyor musunuz? Müslümanlar bölük pörçük, darmadağınık olduğu için, zaafları olduğu için siz Kudüs'ü alabildiniz. Ama vallahi Müslümanlar ellerine kılıcı, İmam Gazali de kalemi diyor, kılıcı ve kalemi aldıklarında siz asla buraya giremezdiniz diyor. Bugün Müslümanlar 2 milyar nüfus. Fakat o 2 milyar nüfusun hükmü yok. Niye hükmü yok? Güzel bir örnek verdi. Burada yani sizin savaşabilmeniz için ölümü seven birisi olmanız lazım dedi. Hazreti Peygamber'in bir hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, sahabe bir gün hutbeye çıkıyor, Hazreti Peygamber sesleniyor. Ey nas diyor, ey insanlar diyor, öyle bir gün gelecek ki diyor, Müslümanlar selin önündeki çer çöp gibi olacaklardır diyor. Sahabiler şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü ya, biz o gün sayımız çok olacak, milyonları bulacak ve selin önünde çer çöp gibi mi olacağız diyor. Hazreti Peygamber evet diyor, o gün sayınız çok olacak. Öyle çok olacaksınız ki düşmanların sizden sayı da az olacak. Fakat buna rağmen selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız diyor. Sahabiler Allah Resulü kafasından söylemez bunu. O zaman soruyor. Vemel ey Allah Resulü neden diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Çünkü o gün müminlerin kalbinde, Müslümanların kalbinde vehin olacaktır diyor. Sahabi soruyor. Vemel vehn ya Resulallah diyor. Allah Resulü diyor ki vehin diyor. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Tarihe bakın, ünlü İslam komutanları, İslam'ın o intişar ettiği dönemlerde Asya'dan ta, bugün Çin'e gidin sahabi mezarlığı görürsünüz. Çin'in Guangzhou şehrine gidin mesela, Guangzhou'da o tarihi caminin hemen yanında 40'a yakın sahabinin mezarlığı var. Bugün İstanbul'a gelin, sahabi mezar, değil mi? Sahabiler ait mezarlar var. Mesela en basit ne? Eyyubül Ensari var burada. Bugün Timbuktu'ya gidin sahabi mezarlığı görürsünüz. Afrika'nın en ücra köşesine. Tunus'a gidin görürsünüz. Peki bu adamlar nasıl kısa sürede dünyanın dört bir yanına daldılar? Hayatlarını okuyun, bunu çok daha iyi anlarsınız. Bugün dünya sevgisi ve ölüm korkusu sinemiş bir toplumdan, bir ümmetten bir şey bekleyemezsiniz. Ümmetin yerinden dirilmesi lazım ki bundan, bu süreçten kurtulması lazım. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bugün eğer hakikaten İsrail'i yenmek istiyorsa Müslümanlar, sosyolojinin fikir babalarını çıkarmaları gerekiyor. Eğer iyi sosyologları yoksa Müslümanlardan bir şey beklemeyin. Felsefe uzmanları yoksa bir şey beklemeyin. Çünkü metaforlarının güçlü olduğu bir topluma ihtiyacımız var. Bugün metaforları bitmiş, kavram üretemeyen bir kitleden bahsediyoruz. Aydın entelektüeli günlük gazeteci usubuyla konuşuyor. Hepimiz. Ümmetim, ben Fas'tan Cezayir'e, Malezya'ya kadar gezdiğim bütün aydın entelektüeli gördüm ama üzülüyorum. Fikir üreten adamları yok. Fikir üretenler mukallit. Hepimiz mukallitliği eleştiririz ama hepimiz mukallitiz. Düşünsel anlamda diyorum bunu. Fikir üreten adamlarımız yok. Eski ulemanın en güzel özelliği şuydu. En az okuyanı 10 saat okurdu. En az okuyanı 10 saat okurdu. Açın İmam Gazali, Fahrettin Er-Razi. Hayatının vurumlu yazdığı kitapları, ya adam ne ara yazdı bu kadar kitabı diye sorarsınız. Ki bunların birçok kitabı da kayıp. İmam Gazali mesela tefsiri kayıp. Fahrettin Er-Razi'nin birçok kitabı kayıp. Birçok İslam uleması. Birçoğu uyumamak için, düşün o dönem böyle lambalar yok, ışıklar yok, 24 saat aydınlığın olduğu bir şey de yok. Ay ışığında adamlar ay çıktığı zamanlar gece sevinirlerdi. Giderlerdi ay ışığında kitap okuyor. Sırf bazı alimler ya yemek maşı olur diye, vakit alır diye yanına yıllarca ömrünü sadece su ve hurmayla geçiriyor. Kitaptan uzaklaşmamak için. Bizim kitaba yeniden dönmemiz gerekiyor. Çünkü Kur'an onu emrediyor. İkra. İlk emri o.
İlk emri o. Bu dinin ilk emri oku. Fakat okuyan bir nesli yok. Ve ikincisi ne diyor? وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ Kitaba bir okuyun diyor. İkincisi kaleme ve satırlara yemin olsun diyor. Ey Müslüman, okuduktan sonra eline kalemi alacaksın ve satırlara yazacaksın. Yemin olsun diyor. Eğer okuyup onu anlatmaz, yazmazsan vebal altındasın. Ulema öyle diyor. Çünkü kaleme yemin ediliyorsa, satırlara yemin ediliyorsa senin kalemi eline alman lazım, bilgini kitaba geçirmen lazım. O ümmit topluma, çölde yaşayan halka sen diyorsun ki oku diyorsun ve aynı zamanda kalem. Kalemin ne olduğunu bilmiyor, defterin ne olduğunu bilmiyor, kitap yok ortalıkta ve oku diyor. Fakat bir nesil bile geçmeden o toplum içinde bakıyorsunuz okuyanların sayısı o kadar kesif bir şekilde artıyor ki artık tabi'in ve etba-i tabi'in döneminde ciltler dolusu kitaplar yazılıyor. Ve sonra Abbasiler dönemine bakın, bizim Bağdat'taki bir kütüphanede olan kitap sayısı 2 milyon, 3 milyon, batıdaki bütün Avrupa'daki kitap sayısı 100 bini bile bulmuyor. O halde bu nesle dönüş olması gerekiyor. Yeniden okuyan bir nesle, kalemle yazan, satırlara yazan bir nesle ihtiyacımız var. Bunu da bu ümmet sağlayabilir. Yeniden tarih felsefesini, felsefesini, sosyolojinin temellerini atabilecek düşünürler ihtiyacımız var. Bunu da gençler siz sağlayabilirsiniz. Çok sağ olun, teşekkürler arkadaşlar. Ben son şey demek istiyorum bu arada. Şimdi bu bazı çok mürekkebit şeyler falan var bununla ilgili olarak. Mesela antisemitist olmak falan, Yahudi karşıtı, Yahudi düşmanlığı falan yapmak gibi. Şimdi bize ilerlediğiniz zaman biz alışık alıyoruz bu mevzuda da ona dair. Zaten hocam sana anlattı. Ben kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Bu antisemitizm olayı da yine Yahudilerin eliyle dünyaya pazarlanan bir şey. Hem İsrail'e geri dönüşü sağlamak, hem de aynı zamanda bunlardan çeşitli imtiyazlar kazanmak üzere falan kullanılmış bir siyaset. Yani Siyonizm, birçok siyasi şeylerinden birisi şey, antisemitizm olayları körüklemek. Kendisi körükler ama aynı zamanda kendisi mağduriyet orada oluşturur ve bir taraftan imtiyaz kazanırken antisemitik olaylardan, bir taraftan da kendisine karşı üretilecek eleştirilerin de önünü kapatmış olur. Bu anlamda da eğer hani böyle bir eleştiri falan alınırsa söylenmesi de elinde değişebilir şudur. Yahudilerin kendisi antisemitiktir. Yani dediğim gibi işte Yahudiler, Yahudileri mahvederek, yok ederek İsrail devletini kurmak yolunda açmıştır ve bu anlamda Yahudilerin kendisi antisemitiktir aynı zamanda. Bu anlamda kendisine böyle bir eleştiri yapılabilir. Bir diğer şeyden son bir şey söyleyeceğim. Hitler'e karşı savaş falan bunların ne falan gibi muhabbetler işte sınırla giren şey. Yahudiler de zaten Siyonistler ya da işte İsrail'de yaşayanlar falan filan. Onlar hani Gandhi için şey söylenir ya işte Gandhi İngiltere'leşerek kazandı savaşı. Yani zaten kaybetmişti yani bu anlamda bakıldığı zaman. Yani İsrail ya da Yahudilere baktığında Yahudiler Nazileşerek bu işin içinden sıyrılmıştır. Çünkü Nazi'nin yaptıklarının aynısını kendileri zaten yapmıştır ve hala yapmaya da devam ediyoruz. Bu işlerin acısını duyanlar için hani biz kendi adımıza en az ufak çapta acı falan duyuyoruz. Bu anlamda birkaç misal okumak istiyorum. Belki şey dönüş olacak, öyle bir şey falan olmalı. Üstad'dan bir şey okumak istiyorum. Şeyler, mesela bizim yapmamız gereken bu acıyı en azından şuurlaştırmak adına bir şey yapılması lazım. Şeyler mesela, tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adamı uzansa yatağına yerleştirse başını iki diz kapağına. Soru verse ben kimin ve bu hal neyin desin? Yetiş, en sonsuzların muhasebesi. Ve aynı zamanda size şunu da ekleyeyim. Salim Rizabeyoğlu'nun Mora Destanı'nda geçen bir şey dedim. Onu da söylemiş olayım. Şey dedi mesela. Çığlık içinde düğün, çığlık gözünde yaş. Bekle çocuğum, yedi bir dünya için verdiğim savaş. En azından bu acıyı şuurlaştırmak adına bu tür meselelere yönelmesi gerektiğini de belirtmiş olayım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet.